Konumuz isim cümlesi. İsim cümlesini kaç şekilde yapıyoruz? Ya emizarla yapıyoruz, dirdir, devam edelim. Ya was, were'le yapıyoruz, idi, idiler, geçmiş zamanda kurguladığımız. Ya there is, there'larla yapıyoruz, vardır, vardırlar. Ya have, has, ha there was, there were, var idi, var idiler. Bir de have, has, sahiptir. Have got, has got ya da have, has, sahipti. Bunun had, olunca sahipti. Burada da özetlemişim aslında. Emizar, dirdir, was, were, idi, idiler, there is, vardır, vardırlar, there was, var idi, var idiler, there were, have got, has got ya da tek başına have, has, sahiptir. Bir de had got ya da had, sahip idi. Şimdi bunları biz biraz cümlelere tatbik edelim. Ben hepsini de aslında çözmeyeceğim, size bırakacağım. Çünkü karşılığında zaten anlamları da var. Çok fazla bununla zaman öldürmeyelim. Bildiğiniz konular ve çeviride zaten çoğumuz bunları halletti. Mesela birkaç tane cümle okuyalım her bir cümle tipinden. Olumlusunu, olumsuzunu, soru türünü görelim. I am happy. Ben mutluyum. Aslında cümleyi kuran bu am'dir. Am, is, are diyoruz ya. I am not happy. Ben mutlu değilim. Am'ın diye bir şey yok ha. Not dememiz lazım. Bu da olumsuzdur. Not. En başa gelince de ben mutlu muyum? You are beautiful. Siz güzelsiniz. Ya da sen güzelsin. You aren't. Are not yani. Bu aren't olur. Ama am'ın olmaz. Siz ya da sen güzel değilsin. Are you beautiful? Sen güzel misin? Ya da siz güzel misiniz? Aynı. He is handsome. O yakışıklıdır. O erkek. O yakışıklı değildir. O yakışıklı mıdır? She de she is tall. O uzundur. She isn't tall. O değildir uzun. Uzun değildir. Is she tall? O uzun mudur? Yani pozitif, negatif question. It is different. O farklıdır. It isn't different. O farklı değildir. Is it different? O farklı mıdır? We are poor. Biz fakiriz. Zavallıyız veya. We are not ya da aren't poor. Biz fakir, zavallı değiliz. Are we poor? Biz fakir, zavallı mıyız? Soru. Positive, negative question. You are beautiful. Siz güzelsiniz. Bir de yine sen demiş ama bu siz olacak artık. Çünkü ben, sen, o, biz, siz, onlara doğru gidiyoruz ya. Bunu siz yapalım aynı şeydir. Siz güzelsiniz. Tekrar siz güzel değilsiniz. Ondan sonra siz güzel misiniz? Bu şekilde. They are serious. Onlar ciddidirler. They aren't serious. Onlar ciddi değiller. Are they serious? Onlar ciddiler mi? Tamam yeter. Arkadaşlar zaten yani I'dan D'ye kadar böyle bütün zamirleri tatbik ettik. Gerisini size bırakıyorum çünkü zaman kaybıdır sizin için. Zaman kaybetmeden metinlere geçmemiz lazım. İsim cümlesinin şimdiki zaman kurulumu. Am, is, are. Positive. Olumlu cümle, negatif, olumsuz cümle, question ve soru cümlesi. Bunu emizarı alıp kulağından tutup geçmişe götür. Nasıl yapacaksınız? Is, was oluyor. Başına bir, yine is'dir aslında ama was oluyor. Yani W başa geliyor, o I, I'ya dönüşür, was oluyor. Bu da idi demek ha. I, he, she, it, was alır. You, have, we, geniş, yani çoğullar, were alır. İdi, idiler. Olumlu cümleyi görelim. I was late yesterday. Ben idim geç, dün. Ben dün geç idim. Yani dün geç kaldım. Ama kalmak eylemi yok ha. Geç idim, geçkin idim. Geç kaldım. She was a student last year. Geçen yıl o kadın bir öğrenci idi. İdi. He o erkek was at home. Evde idi. At hour ago. An hour ago. Bir saat önce. Bu ego önce. Bir saat önce evde idi. We were. Biz idik. Teachers öğretmenler. 10 years ago. 10 yıl önce öğretmenler idik. Ama şimdi değiliz. They were, onlar idiler. In America, last summer. Geçen yaz Amerika'da idiler. Olumsuzu nasıl yapıyoruz? Was not ya da wasn't. I wasn't, she wasn't, he wasn't, we weren't, they weren't diye yapıyoruz. Zaten tercümeleri var arkadaşlar. Soru cümlesi was, were yani yardımcı fiil. Tıpkı emizarın başa gelmesi gibi was, were başa geliyor. Was I late yesterday? Dün ben geç miydim? Geç mi kalmıştım yani? Was she a student last? Geçen yıl o bir öğrenci miydi? Bir saat önce o evde miydi? Sonra 10 yıl önce biz öğretmenler miydik? Geçen yaz Amerika'da mıydılar onlar? Pardon arkadaşım. Yani soru cümlesi yardımcı fiil başa gelerek oluyor. Örnek cümleler. Birkaç örnek cümleye bakalım. Mesela I was at the school yesterday. Bakın ben idim okulda dün. Dün okulda idim. Ama they olunca they were. Onlar idiler. At the beach. Sahilde idiler. It was snowy. Hava karlıydı. Bu hava yani it, the weather. And rainy ve yağmurluydu. Siz devam edersiniz arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim. Buraları anlamayan emizarın was were dönüşümünü şimdiki zamandaki isim cümlesi geçmişe götürüldü. Is'in was olduğu, were'ın are'ın were olduğu bilmeniz yeterli. Am yok orada. Am kayboluyor. Yerini was'a bırakıyor. Geçelim. There is, there are. Vardır, vardırlar. Olumlu cümle, olumsuz cümle, pozitif, negatif, question. Onları görelim. There is a big. Vardır bir büyük ağaç. In the garden. Bahçede. Bakın vardır bir büyük ağaç bahçede. Öyle kırık çeviriyle gidelim. There is, vardır bir iyi program. Nerede? Televizyonda. On TV. Tonight, bu gece. Today, bugün. There is, vardır. Money, para. In the bag, çantada. Çantada para vardır. There is, vardır. A vase, bir vazo. On the table, masada. There are, vardırlar. Some students, bazı öğrenciler vardırlar. In the classroom, sınıfta. Tabii vardır da diyebilirsiniz. Ben şimdi literal gidiyorum. Vardırlar demek bu aslında. There is, vardır. A cat, bir kedi.
Under the bed, yatağın altında. There is vardır. A chair, bir sandalye. Near the door, kapının yakınında. Kapıya yakın. There are vardır. Two chairs, iki sandalye. In the room, odada. There are vardırlar. Three cats, üç kedi. In the garden, bahçede. Bu kadar. Olumsuz there isn't olacak. Is not'tır ya. There aren't. Aynıdır. Fark eden bir şey yok. There isn't a white book on the table. Yoktur. Bakın artık vardır, değiller demiyorum. Yoktur. Bir beyaz kitap masada. There isn't a poster on the wall. Yoktur bir poster duvarda. There is not da diyebiliriz. Yoktur bir elma. An apple. Niye an? E ve an. Tabii şu e ile alakalıdır. Sesiyle başlarsa araya iki sesi arasında bir kaynaştırma harfi giriyor. In the basket. Sepette bir elma. Yoktur. There aren't yokturlar. Hiç öğrenci yoktur. In the classroom. Sınıfta. There aren't yokturlar. Hiçbir kitap. On the shelf. Rafta. Rafın üzerinde hiç kitaplar yokturlar. Literal gidiyorum. Soru cümlesi sizce is there, are there olacak. Is there var mıdır? Are there var mıdırlar? Is there a box on the chair? Sandalyenin üzerinde bir kitap var mıdır? Is there an apple in the box? Kutuda bir elma, poşette bir elma var mıdır? Is there a cat? Var mıdır bir kedi? Under the table, masada, masanın altında, under. Is there a bird on the tree? Ağacın üzerinde bir kuş var mıdır? Is there a chair near the door? Kapının yakınında bir sandalye var mıdır? Are there var mıdırlar? Two books, iki kitap on the table, masanın üzerinde. Are there four books? Dört kitap var mıdırlar? On the chair, sandalyenin üzerinde ya da masada, sandalye diyelim. Is there not? Yok mudur a book, bir kitap on the table, masada? Isn't there? Yok mudur bir köpek bahçede? A dog in the garden. Aren't there? Yok mudurlar iki top? Two balls in the box. Kutuda iki top yok mudur? Yani biz kaç şekilde gördük? There is, there are. Olumlu, pozitif, olumsuz. Dördüncü kısım arkadaşlar. There was, there were. Şimdi there is'i geçmişe götürün. Vardırı, vardı yapın. Vardırlar, var idiler. Yani is'i nasıl was yapıyorsak there de öyle. There was, var idi. There were, var idiler. Olumlu cümle. There was, there were. Olumsuz. There was not, there wasn't. Ya da there were not, there weren't. Şeyde was there, were there soru cümlesi. Yani pozitif, negatif question. Örnek cümlelere bakalım biraz. There were 17 students in the class. Şimdi bir şuraya bir not düşürün arkadaşlar. Şöyle bir not. Is, was, there is, there were. Bu cümleler tamamen tersten tercüme ediliyor. Tamamen tersten. Şimdi şöyle yani. Sınıfta 17 öğrenci vardı. Var idiler. Bakın tersten. Bu tabii it is yapalım. Onu hani is tek başına anlaşılmaz da it is'li cümleler, it was'lı cümleler bunlardan bahsediyorum. It is, it was, there is, there were. Bunlar tamamen tersten tercüme. There was, var idi. A tall student. Bir uzun öğrenci. Ki, bu çok önemli. Öyle bir öğrenci ki was sitting, oturuyordu in the front. Önde oturuyordu olan, yani oturan bir uzun öğrenci vardı. Tersten geldim. There was, var idi. A big earthquake. Yer sarsıntısı. Quake sarsıntı. Earth da yerdir. Bir büyük yer sarsıntısı. China, Çin'de. A few years ago. Birkaç yıl önce Çin'de. Bakın tersten. Büyük bir deprem vardı. Was there a party last night? Var mıydı? Bir parti, bir cıvat geçen gece. Geçen gece bir parti var mıydı? Were there, var mıydılar? Many people, çok insan. At the meeting yesterday, dün meetingte, buluşmada. Çok fazla insan var mıydılar? Was there a special event? Var mıydı bir özel, special, özel, event, olay? Öyle bir olay ki, ya that ya which changed your life. Değiştirdiysen hayatını değiştiren. En an yapalım. Özel bir olay var mıydı? Were there, var mıydılar? Many good teachers, çok iyi öğretmenler var mıydılar? In your high school, sizin yüksek okulunuzda çok iyi öğretmenler var mıydılar? Öyle devam ediyor arkadaşlar. Son kısma geldik. Have got, has got. Ya da have has, sahiptir. Bunu geçmişe götürün, sahipti yapın. Had. Hem have hem has'e. Peki ne zaman have gelir? Çoğullarda. Ne zaman has gelir? Tekillerde. O zaman şu kanaate varabilir miyiz? İngilizce'de arkadaşlar s'nin bu s harfi var ya, s. S'nin üçüncü tekil zaman çağrışımı var. S. Mesela is, was, has. Hani o geniş zamanda alınan s. Hatırlıyor musunuz? Yani s'nin üçüncü tekil şahısla bir ilişkisi vardır daima. Was, is, has, s. Peki I have, ben sahibim. A bicycle, bir bisiklete. You have, sen sahipsin. A got, şey, have got getirmiş. You have got. Yani bu aslında gönlük dilde kullanılıyor ama kitapta hiç yok ha. Kitabı İngilizce'de got'ları düşürüyorlar. You have, sen sahipsin. A baby, bir bebeğe sahipsin. We have got ya da have. Got'ları silelim. Kitabı bize lazım. We have got ya da we have a car. Biz sahibiz bir arabaya. They, onlar have, sahiptir. Got, have got diyelim. Onlar sahiptir. Some problems. Bazı problemlere sahiptir. Yani bazı problemleri vardır. O zaman bunun en yakın olduğu yapı sizce hangisidir? There is mi? There is. Tabii vardır.
Bravo. En yakını odur. Hatta bazı dillerde Farsça gibi dillerde bileşiktir. Mesela daşten, daşten, daret. Hem sahiptir hem vardır diye tercüme ediyoruz. Böyle ayrı değil. He has. Bakın he, she ve it has aldı. Gördünüz mü? O sahiptir. İki kız erkek kardeşi. Brothers. She has got a lot of friends. O kadın sahiptir birçok arkadaşa. It has got a kennel. Kennel kulübe. Baraka. Yani o kedi ya da o köpek sahiptir. Bir kulübeye, bir barakaya. Negatifini yapalım. Haven't, hasn't. Have not, has not. Zaten negatif formu vermeye gerek yok ki bence. Çünkü not'tır. Başka bir kalıbımız yok nefyede. I haven't got this. Ben bir kız kardeşe sahip değilim ya da yoktur. You haven't got a camera. Bir kameraya sahip değilsin. We haven't got a caravan. Senin, bizim bir karavanımız yok. Karavan, kervandan, Arapçadan geçmiş İngilizceye. Böyle arda arda eskiden develer, hayvanlar adım adım arda arda gidiyorlardı. Kervan oluşuyordu. Ama şimdi karavan oldu. Kervandır kökü. They haven't got a monkey. Onlar sahip değildir bir maymuna ya da yok diye almış. He hasn't got a girlfriend. O sahip değildir bir kız arkadaşa. She hasn't got. O sahip değildir any nice shows. Hiçbir. Olumsuz olunca any hiçbir. Olumlu olunca herhangi bir. O kadın sahip değildir hiçbir güzel ayakkabıya. It hasn't got a cage. O sahip değildir bir kafese. Yani bu arada kuş mudur her neyse it diyor. O. Can. Yani akılsız bir varlık. Question soru tipi nasıl? Have you got? Ya da have you? Has you? Sahip misin? Değilim. Yes I have. Ya da yes she has gibi. Bu da yani soru. Soru ve soruya verilen cevap. Soru nasıl sormuşsa mesela was'la yes I was. Is'le sormuşsa yes he is. Ya da I am. Have'le sormuşsa yes, you have ya da have got ya da no, she has got ya da there is'le sormuşlar. There is there? Yes, there is. Yani yardımcı fiil nasıl sormuşsa cevabı verirken de o yardımcı fiili kullanıyorsun. İncelersiniz buraları. Örnek cümleler bakmaya gerek yok bence. Geçiyorum. She has got two brothers. O sahiptir iki erkek kardeşe. They have, onlar sahipler. Have got ya da a big house. Büyük bir eve sahiptirler. John has got short hair. O sahiptir kısa saça. Kısa saçı vardır yani. Birds have got wings. Kuşlar sahiptir kanatlara. Wings. The table, masa, has got four legs. Sahiptir dört bacağa, yani ayağa. I have got a head cage. Ben bir baş ağrısına, baş ağrısına sahibim. Tabii bu Türkçe'de çok iyi değil. Benim başım ağrıyor. Baş ağrım var. Neyse öyle bakarsınız arkadaşlar. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Özet. Şimdi isim cümlesini 6 şekilde yapıyoruz. Bunları genelde ilkokulda, ortaokulda bize ayrı ayrı verdiler. Böyle karman çorba ettik biz. Am, is, are, was, were, there is, there are, there was, there were, have got, has got, had got'ın hepsinin isim cümlesi bir bütün olarak tümel. Bunlar arkadaşlar kafaları çalışmıyor. Tikel düşünüyorlar. Tikel düşündükleri için hepsini parça parça zannediyor. Halbuki hepsi aynı şeyi haykırıyor. İsim cümlesi. Biz hep dağınık verdiler. Maalesef o yüzden dağınık parçalı bilgiler, gruplandırılmayan bilgiler kalıcı değil. Unutuyorduk hemen. Am, is, are'dır. Kısacası was, were, idi, idiler. There is, vardır. There are, vardırlar. Bu şimdiki zaman. İsim cümlesi. Bu geçmiş zaman. Simple past. Bu tekrar vardırın geniş zamanı. Şimdiki zaman. There was, geçmişi onun. Var idi, var idiler. Have, tekrar. Sahiptir. Geniş zaman. Had, onun geçmişi. Aslında bu ikisini bir kabul edelim. Bakın biri geniş zaman, biri geçmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Ondan sonra 3 ve 4 de aslında birbirinin geçmişidirler. Böyle de gruplandırabiliriz. Ha, daha iyi olur. Ve aslında have ile had de biri present, biri past bu şekilde. Gördünüz mü? Yani böyle de düşünebilirsiniz. Yani ne kadar gruplandırma yoluna giderseniz o kadar başarılı olursunuz. Gruplandırma Aristo'nun yaptığı bir şey. Ve aslında şeyde yani böyle eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisinde çok önemlidir. Third story, 3. hikayeye bakalım. Ahmet is a small child. Ahmet dirdir bir küçük çocuk. Ahmet's father. Ahmet'in babası. Başka ne şekilde yapabiliriz tamlamayı? The father of Ahmet. Bravo. Ahmet'in babası is a carpenter. Ne demek? Marangoz. Bir marangozdur. And his mother, ve onun annesi is a tailor. Ne demek? Terzi. Annesi bir terzidir. Babası bir marangozdur. And an older brother of Ahmet. Bakın Ahmet'in daha büyük kardeşi, yani abisi, is a doctor. Bir doktordur. And older sister of Ahmet. Ve Ahmet'in daha büyük kız kardeşi, yani ablası, is a nurse. Bir hemşiredir. Ahmet is 12 years old. Ahmet 12 yaşındadır. 12 yıl eskidir. He finished, o bitirdi primary school, ilkokulu 2 years ago. 2 yıl önce. So, bu yüzden he got his primary, o got elde etmek, erişmek, ulaşmak, elde etmek. O elde etti his primary. Getin ikinci halidir. Bu have, has got ile alakalı değil. His primary school, ilkokul diplomasını, kendi ilkokul diplomasını elde etti 2 years ago. 2 yıl önce. Ahmet is currently, currently şu anda. Ahmet şu anda hali hazırda attending, katılıyor, yani gidiyor, katılıyor, mülhak, ilhak oluyor, katılıyor
Middle school, ortaokula. Middle zaten orta demek. He will enroll. Enroll ne demek? Kayıt olacak değil mi? Enroll. O kayıt olacak, ecek acak. Will. Önemli bir yapı. Bunu göreceğiz haftaya. Bütün zamanları göreceğiz. In high school, after middle school. After ne demek ki? Den sonra. O da ortaokuldan sonra yüksek okula kayıt olacak. Ahmet will enroll. Ahmet kayıt olacak at the university, üniversiteye. After graduating, mezuniyet demek ha. Bu önemli bir kelime. From high school. Yüksek okuldan mezun olduktan sonra üniversiteye gidecek. Tabii yüksek okul biz buna lise diyelim arkadaşlar. Biz buna high school'un lise anlamı. Liseye, liseden mezun olduktan sonra çünkü kasıt burada ilk orta lise üniversite. Şimdi arkadaşlar Ahmet is, Ahmet's goal. Ahmet'in hedefi, goal, goal, hedef, amaç, maksat. Goal da aslında hedeftir. Yani kaleye giden hedeftir. Peki bunun başka nasıl tamlamasını kurabiliriz? The goal of Ahmet. Güzel. Is not only but also. Bakın not only but also. Ne demek bu? Ahmet'in hedefi. Sadece to be a university graduate. Graduate neydi? Mezuni, mezun. Graduating mezuniyet. Mezun olma. Mekmak var burada, master. Ama bu mezun isimdir. Bir üniversite mezunu olmak değildir sadece amacı. But also aynı zamanda to pursue, takip etmek, sürdürmek. A master's degree and then a doctorate degree. Yani bir yüksek lisans. Yüksek lisansın derecesini ve daha sonra then ve daha sonra bir doktora derecesini takip etmektir. Ahmet'in hedefi sadece bir üniversite mezunu olmak değildir. Aynı zamanda sürdürmektir. Easy buraya da is to. Sürdürmektir. Takip etmektir. Bir yüksek lisans diplomasını, derecesini ve doktora derecesini. Doktorayı ve yüksek lisansı sürdürmektir aynı zamanda. Because çünkü. Bu çok önemli ya. Çünkü. He Ahmet yerine iyi gelmiş. Once ister. Geniş zaman. To be a scientist. Bir bilim insanı olmak ister. For him. Onun için, ona göre science, bilim was idi. The corner stone, corner köşe. Hani top corner'e gider ya. Stone taş, köşe taşı, yapı taşı. Of civilization. Civilization ne demek? Medeniyet. Bravo. Medeniyetin köşe taşı idi. Ona göre, onun için bilim, medeniyetin yapı taşı, köşe taşı, temel taşı da diyebiliriz. Köşe taşı idi. Therefore ne demek bu? Bu yüzden. Bravo. Buraya so da gelebilir değil mi? So. Evet. Az önce geçmişti. Bu yüzden Ahmet wants, ister geniş zaman. To serve, hizmet etmek. Whom insanlığa, ademiyete hizmet etmek ister. Draw aracılığıyla süper bir edat geldi. Aracılığıyla, vasıtasıyla, science, bilim vasıtasıyla. In accordance with his purpose of creation. Bakın accordance e göre. In accordance. Accordance. Yani bu e göre. Neye göre? With his purpose. Kendi amacıyla uyumlu olarak e göre of creation yaratılış yani kendi yaratılış amacı yaratılışın amacı purpose amaç maksat creation yaratım hulkiyet yani kendi yaratılış amacıyla uyumlu olmada uyumlu olarak bilim aracılığıyla insanlığa hizmet etmek ister. Bu yüzden therefore Ahmet ister hizmet etmek insanlığa. Aracılığıyla, bilim aracılığıyla insanlığa hizmet etmek ister. In accordance yani e göre, gereğince ya da uyumlu olarak. Neyle uyumlu? With ile uyumlu. Kendi gayesi. Neyden gaye? Yaratılıştan. Kendi yaratılış gayesi ile uyumlu olarak bilim aracılığıyla insanlığa hizmet etmek ister. Burada yaratılış gayesi, insanlığın yaratılış gayesi nedir? Mesela dini metinlerde ibadet geçiyor. Ama ibadet sadece namaz kılmak falan değil. Yani güneşin doğması, ağacın çiçek vermesi, toprağın mahsul vermesi, ırmağın akması, rüzgarın esmesi bütün bunlar ibadettir. Yani o döngü, o düzen, kainattaki o otomatik kurulu harekete cevheri dediğimiz özsel dönüşüm yaratılışın gerçek gayesi odur aslında. Yani biraz ona bağlı gitmişe. Yani dini bir hava var burada. Therefore bu yüzden so he yani Ahmet o worked çalıştı simple past değil mi? Very hard çok sıkı çalıştı since then beri. Then beri var bir de then dolayı var. Burada then beri. Bu da çok önemli. Since primary school yani ilkokuldan beri sıkı çalıştı. Çok sıkı çalıştı. Niçin? Neye ya da? To his lessons derslerine. And evaluated ve değerlendirdi. Değer biçti. Kıymet verdi. His time zamanına well iyi. Yani zamanını iyi değerlendirdi. Not only but also tekrar geldi. Çok çok önemli. Sadece değil aynı zamanda. Mutlaka sınavda çıkıyor bu. But fakat however gibi ya. Ama Ahmet is not only studying. Sadece çalışmıyor, öğrenmiyor. But also aynı zamanda playing oynuyor. And having fun. Ve eğleniyor. Şakaya sahip olmak. Eğlenceye sahip oluyor. Yani eğleniyor
diyebiliriz buraya. Have fun zaten eğlenmek demek kalıp olarak. Peki is artı ing'yi gördünüz mü? Bakın is artı ing, your. Tekrar is artı playing, oynuyor. Is artı having fun, eğleniyor. On the weekend, weekend aslında weekend, hafta sonlarında he meets, o buluşur, meeting, buluşma, buluşuyor. With his friends, outside, dışarıda kendi arkadaşları ile buluşur. Geniş zamanla gidelim. Plays, oynar. With them, onlarla. Them nereye gidiyor? Nereye dönüyor? Arkadaşlarına dönüyor. Travels, seyahat eder, gezer. With them, onlarla, arkadaşlarıyla. And goes, ve gider. Geniş zamanın eski'dir bu. To theater and cinema. With them. Ve onlarla, birlikte, ile, birlikte, with. Sinema ve tiyatroya gider. Ahmet was not only. Kim tercüme edecek? Sadece. Sadece değildi. A hard working and elderly child. Ahmet sadece değildi bir çalışkan, sıkı çalışan ve düzenli, order. Order düzen demek. Orderly, düzenli bir şekilde, düzenli bir çocuk ve çalışkan bir çocuk sadece değildi. Was not, but also. Aynı zamanda. Bakın, not only but also yine geldi ya. Gördünüz mü? Not only but also. Sadece çalışkan ve düzenli bir öğrenci değildi. Aynı zamanda but also a social child. Bir sosyal çocuktu. And ve a child, bir çocuk ki, with strong communication, güçlü iletişimli bir çocuk. Daha güzel yapalım bunu with'i. Güçlü iletişimli. Yani bu ilenin yerine, lılı yerine ne getirebilirim başka? Sahip. Bravo. İşte bu. Güçlü iletişime sahip bir çocuktur aynı zamanda. Ahmet is respectful, saygılı demektir. Saygılıdır to the elders, büyüklere, daha büyüklere, and treats ve davranır, muamele eder. Davranır. The children, çocuklara, with love, aşkla, and compassion, merhamet. Merhametle ve sevgiyle, aşkla çocuklara davranır. Ahmet likes, sever. Geniş zaman. Mathematics lessons, the most, en. En fazla matematik derslerini sever. Because, çünkü, according to Ahmet's mathematics teacher. According to çok çok önemli, e göre. Ahmet'in matematik öğretmenine göre, bakın Ahmet'in matematik öğretmenine göre, mathematics is the basis of the whole being. Whole ya da entire ya da all. Hatırladınız mı? Bütün. Being, varlık demek. Bütün varlığın temelidir matematik. Being. Because, çünkü. According to him, çünkü ona göre, yani matematik öğretmenine göre, just as. Ne demek just as, bilen var mı aramızda? Tıpkı gibi hocam. Tıpkı gibi. Bravo, süper. Just as, tıpkı da all numbers derive. Bakın bunu drive'a getirmeniz lazım. Derive from. Then kaynaklanma, then doğma, then türeme. Tıpkı türediği gibi, bütün rakamların tıpkı türediği gibi. The number one, tıpkı bütün rakamların bir rakamından, sayısından türediği gibi, all beings, bütün varlıklar da, come from, den gelir, a single source, tek bir kaynaktan, a single essence, tek bir varlıktan, and a single spring, tek bir çeşmeden, spring as akıntı, akış, tek bir çeşmeden, tek bir varlık, essence as öz, cevher anlamı da var, tek bir özden, tek bir cevherden, tek bir kaynaktan bütün varlıklar gelir. Bu cümle biraz şeydi, bir tekrar edelim tekrar. Çünkü ona göre, matematik öğretmenine göre, tıpkı bütün rakamların türediği gibi bir sayısından, türediği gibi, bütün varlıklar da gelir, tek bir kaynaktan gelir. Tek bir özden, cevherden gelir. Tek bir çeşmeden gelir, kaynaklanır. Ahmet is growing. Is artı ing. Haftaya göreceğiz bu bütün zamanları. Your. Ahmet büyüyor. Day by day. Günden güne. Gün be gün. As he grows, o büyüdükçe, dıkça, as. O büyüdükçe, his world, dünyası, onun dünyası grows, büyür, deda. As well, deda, dünyası da. Peki as well yerine başka bir şey, mesela buraya also yazabilirim. His world also. Ya da buraya as well'i kaldırıp to da koyabilirim. Evet. Tamam. As he grows, o büyüdükçe, his mind, onun zihni, and horizon. Ne demek horizon? Ufku. Onun ufku ve onun zihni büyür. O büyüdükçe zihni ve ufku büyür. Ahmet should grow. Ahmet büyümelidir. Meli malı yapan should. Ahmet büyümeli. Ahmet should rise. Ahmet yükselmeli. Yükselmek ama tabii burada kasıt olgunlaşmak, büyümek. Because, çünkü. Ya da yetişmeli. Yetişmek için de rise'ı kullanır. Rise ya bitkinin toprak üzerinden filizlenip yükselmesi, hayvan yetiştirme, insan yetiştirme, o yetişmelidir. Because neydi? Because. Çünkü. Çünkü he, Ahmet, wanted, istediği, simple past, to understand, anlamak istediği, this immense universe. Immense ne demek? Yoğun. Sonsuz. Bu sonsuz universe, yani kainat. Bu sonsuz, this de bu demek. Bu sonsuz kainatı anlamak istedi. Because, çünkü. He wanted, o istedi, to play, oynamak. A role, bir role. In this epic. Epic destan, efsane, mitoloji. Bu destanda, this epic of civilization of
humanity, insanlığın medeniyetinin bu destanında, bu insanlık medeniyet destanında bir rol oynamak istedi. Kelimeler çok güzel. Bakın this epic, bu destan. Neyin destanı? Medeniyet. Kimin medeniyeti? İnsanlığın medeniyetinin bu destanında bir rol oynamak istedi. Because çünkü he wanted, o istedi to be olmak. A sparrow. Sparrow serçe demek. Hani bu bilimde sıklıkla getirdiğimiz bir örnektir. Hani her bilim adamı, hatta bazıları bunu ileri taşıyorlar, her peygamber filin sırtına çıkan bir serçedir. Yani önceki geleneksel mirası kastediyoruz. O geleneksel miras bir fildir. Sonradan gelenler yani önceki mirastan besleniyorlar. Onun sırtına çıkıyorlar. Sırtına çıkan küçük bir serçe. Çünkü o istedi. Wanted, simple past. To be olmak. A sparrow. Bir serçe. On the back of this elephant. Bu fiilin, filden kasıt bu mecazdır ha. Gerçek fil düşünmeyin. Yani medeniyet destanından oluşan o birikimli zincirleme, insanın birikimi. Bu fiilin sırtında, sırtı üzerinde bir serçe olmak istedi. Indeed, esasen, aslında, fil hakika, this elephant, bu fiil, did not grow easily. Büyümedi. Medi madı yapan did'tir. Do not grow. Büyümedi. Easily. Kolay bir şekilde. Kolayca büyümedi. Because çünkü. Özellikle bu çünküleri çok vurgulamışız burada. Bilerek yani. Otursun diye. Because. 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 Her kelimenin böyle yüzlerce kere tekrarı lazım bizim için. Because çünkü. This elephant. Bu fil. Was idi. An epic. Bir destan idi. Neyin destanı? Of human civilization. Yani insanlık medeniyetinin bir destanı idi. Bu fil. Mecazen yani. O birikimli destandan bahsediyor. This epic, bu destan was it the product. Product ne demek? Ürün. Ürün. Bravo. Netice, sonuç. Ürün, sonuç, doğru. Çıktı. Of thousands of scholars. Scholars, alim. Bilim insanları. Scientist gibi ya. Ama scholar'ın farkı, bilim scientist biraz fen bilimleriyle alakalıdır. Biraz zahiri bilimlerdir. Ama scholars biraz daha beşeri bilimleri de içine alın. Daha geniştir. Alimlerin binlercesinin ürünüydü. Ya yani binlerce alimin ürünüydü. Bilim insanın ürünüydü. This elephant, bu fil, and this epic ve bu destan were idi, created, yaratıldı. İlk defa edilgen kullanıyorum değil mi? Emizar artı was were artı verb 3. Bakın yaratıldı, oluşturuldu. Neyle? With thousands of human efforts. İnsani çabaların binlercesiyle, binlerce insani çaba, gayret ile yaratıldı, oluşturuldu. And of course. Ve elbette ve tabii ki this elephant, bu fil, came about. Ortaya çıktı. About, etrafa çıktı. Draw aracılığıyla, vasıtasıyla. Neyin vasıtasıyla? The accumulation. Akkumulatif. Bu Türkçe'ye de geçmiş ha. Akkumulatif yani birikimli. Of China, zincirlenmiş. Zincirli. Efforts of people. Bakın insanların zincirleme çabalarının birikimi aracılığıyla ortaya çıktı. Ortaya geldi bu fil. Accumulation çok önemli. Birikimli. Chain'i zincirlenmiş, zincirli. Effort çaba. Effort zaten Türkçe'ye de geçmiş. İnsanların zincirleme çabalarının birikimi aracılığıyla, vasıtasıyla ortaya çıktı. Yani son metin biraz hafif felsefiydi azıcık ama bence anlaşıldı.